Merhaba arkadaşlar. Bugün Sercan'ın almış olduğu go-kartı tamir edip kullanacağız. Daha önceki videolarımızda bu go-kartla ilgili olan problemlerden bahsetmiştim. go kartın motorunun altında bulunan takozlardan bir tanesi kırıktı. Şimdi motorun altındaki takozları çıkartıp yenileriyle değiştireceğim. Motorun altında 4 tane takoz var. 4 tane takozun vidalarını çıkarttıktan sonra motoru dışarıya alıyorum. Biz bir tane takozun kırık olduğunu düşünüyorduk ama 2 tane takoz kırıkmış. Motoru sadece 2 tane takoz tutuyor. Eğer bu takoz da kırılmış olsaydı büyük bir sıkıntı yaşayabilirdik. Kırık olan takozları çıkartıp 4 tane yeni takozu yerine takıyorum. Takozları yerine takıp motorun üzerine taktıktan sonra vidalarını sıkıyorum. Vidaları da sıktıktan sonra zinciri yerine takıyorum arkadaşlar. Motorla ilgili sorunu çözdükten sonra frenle ilgili soruna geçiyorum. Bu go kartta fren yoktu. Üzerinde fren mekanizması var ama balata yerine takılmamış. Balatayı yerine takıp iki tane vidasını sıktıktan sonra fren hidroliği hortumunu yerine takmaya çalışıyorum. Ama hortum yerine yetişmiyor. Yani hortum kısa. Kısa olan fren hortumunu fren merkezinden sökerek yerine 10 santim daha uzun olan fren hidroliği hortumu takıyorum. 10 santim uzun olan hortum bizim için yeterli oluyor. Balata mekanizmasına da fren hortumunu taktıktan sonra içerisine fren hidroliği yağı dolduracağım. Fren yağını doldurmaya başladığımda arkadaşım ön taraftan dur dur diye seslendi. Fren mekanizması patlakmış ve benim buradan basmış olduğum yağ fren mekanizmasından yere dökülüyor. Bu fren mekanizmasının tamir kiti yok. Yenisini de bulamadık. Buraya acaba ne uydurabiliriz diye düşünmeye başladık. El freni taksak tipi çok kötü olacaktı. ATV'lerde bulunan fren merkezinden aldık ama o da buraya uyumlu olmadı. Acaba buraya ne uydurabiliriz diye fren merkezini yerinden çıkarttık. Fren merkezinin içerisinde bir tane piston var. ATV'nin fren merkezinin ucundaki vidayı bunun içerisine yerleştirdiğimizde kolu çektiğimizde piston ATV'nin mekanizmasını ittirebiliyordu. Biz de bu fren merkezinin arkasına ATV'nin fren merkezini bağlamaya karar verdik. Eski fren merkezini yerine takıp ATV'nin fren merkezini de yerleştirebileceğimiz arka tarafa bir lama kaynattım. Bu lamaya kaynatmış olduğum vidalar ATV fren merkezini sabitlememi sağladı. Böylelikle mekanizmayı çektiğimde ATV fren merkezine basınç uyguladığı için fren tutacaktı. Fren mekanizmasının havasını aldığımızda gayet güzel bir şekilde fren tutuyordu. Ön tekerlekler tam olarak dönmediği için uzun kenarda olan rot başlarını bir delik kaydırdık. Böylelikle gayet güzel bir şekilde direksiyon dönmeye başladı. İki rot başını da kaydırdıktan sonra bu go-kartla ilgili yapmış olduğumuz bütün işlemleri tamamladık. Şimdi test etme zamanı. Testlerimizi yaptığımızda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.